de hiç olmaz. AK Parti de silahlar olmasaydı. Bu anayasa geleceğimizi oyacağımız bir anayasadır. Bu anayasa ne için evet diyoruz? Hepimiz bilinçli bir şekilde evet diyoruz arkadaşlar. Bu ülkenin geleceği için, siyasi istikrarsızlıkları ortadan kaldırmak için, güçlü iktidarlar için ve başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için evet diyoruz. Sonuna kadar evet diyoruz. İlçede AK Parti İlçe Teşkilatı gerçekten sizlerin oyuyla bölgede en çok oy alan teşkilatlardan bir tanesidir. Bu referandum seçimine biz hiç kimseyi ayırt etmeden, hiç kimsenin siyasi düşüncesine, aidiyetine, tabiyetine bakmadan ilçe teşkilatı olarak, belediye başkanımız ve belediyemiz olarak, milletvekillerimiz ve il teşkilatımız olarak hiçbir ayrım için doğmadan bu referandumda hepinizi yanımıza görmek istiyoruz. Aramızda daha önce bizim doğru gelen insan arkadaşlarımız da var, muhtarlarımız da var, yeni katılan arkadaşlarımız da var. Gün birlik ve beraberlik günüdür sevgili arkadaşlar. 15 Temmuz'da nasıl birlik beraberliğimizi muhafaza etmişsek, bu ülkenin bütünlüğü için misak-ı milli sınırımızın korunması için hepimiz birlikte mücadele edilmişsek, inşallah bu 16 Nisan'da da aynı mücadele içerisinde olacağız. Elbette evet oyuyla veren de, hayır oyuyla veren de bizim kardeşimizdir. Hepimize saygı duyuyoruz. Niye arkadaşlar? Çünkü 16 Nisan'dan sonra birlikte yaşayacağız. Hiç kimseyi öteleştirme hakkımız yoktur. Ama biz kendi mücadelemizi vereceğiz. Nedir mücadelemiz? Evet'tir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemek yaşamak yaşayabilmesi için, güçlü bir Türkiye için, güçlü bir sistem için Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan için evet diyeceğiz arkadaşlar. Siyasi arenada Türkiye'de rakiplerimiz var. Ancak ülkemizde ve ilimizde siyasi rakibimiz bellidir arkadaşlar. Bizler demokratik siyaset değil, bizler özgür siyaset değil, bizler bireyin iradesinin sanda yansıması konusunda bütün gayretlerimizi ortaya koyarken ne yazık ki rakiplerimiz hala tergit, şantaj ve silahla siyaset yapmaya devam ediyorlar. Mardin halkını, Midyat halkını bu insanlar hiçbir zaman silahla sindiremediler. Ancak bu girişimleri devam ediyor. Önümüzdeki süreçte 16 Nisan için sandık başına gelecek bu halkın kendi iradesini o sanda yansıtması için herkesin demokratik zeminde siyaset yapmaya ve bu siyaseti her tarafa yayma sorumluluğu vardır arkadaşlar. Silahla siyasetin dönemi bitmiştir. Terörle siyasetin dönemi bitmiştir. Baskıyla siyasetin dönemi bitmiştir. Eğer midyatı kendi oyunu özgürce kullanamıyorsa sadece midyatı kaybetmeyecektir. O iradeyi ipotek altına alan, o iradeyi silahla sindirmeye çalışanlar da tarihin karanlık sayfalarında kaybolacaktır. Biz bunu istemiyoruz. Herkes bu ülkede ve Mardin'de siyaseti özgürce yapmak için gereken katkıyı sunmak zorundadır. Ve bu davanın güzelliğine karşı bir teslimiyetimiz var. Gürtemez arkadaşlar. Tek bir mesajla hepiniz sokaklara dökülürsünüz. Ondan sonra sivil toplum kuruluşlarımız halkımız sizleri takip ediyor. Devam et. Devam et.